Müzik Ticaret Borsası olarak son günlerde fıstık fiyatlarının yükselmesi hakkında basında çıkan ve fıstık sektörünü hedef gösteren açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Tarımsal ürün girdi fiyatlarının dünyada ve ülkemizde arttığı görülmektedir. Bunun yanı sıra dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi olumsuz durumların tarımsal ürün fiyatlarında da artışa neden olduğu aşikardır. Öyle ki şeker, un, yağ, gıda maddelerinin fiyatı ve bunun yanı sıra enerji maliyetleri yüksek oranda artış göstermektedir. Geçen yıl fıstıkta rekoltenin düşük olması ve olumsuz iklim koşullarına rağmen fıstıklardaki fiyat artışı diğer tarım ürünlerine göre çok daha az gerçekleşmiştir. Ülkemiz Antep fıstığı üretiminde dünyada ilk 3 üretici arasında yer almaktadır. Çiftçilerimiz ürettikleri Antep fıstığını hem iç piyasada kullanırken hem de ihracat yaparak ülke ekonomimize katkı değer saklamaktadır. Bu durumda fiyat yüksekliği bahane edilerek ithalatın önünün açılması zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimizin zararına olacaktır. Tarımsal ürün fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin dünyada büyük oranda yükseldiği bu dönemde sadece fıstık sektörünün hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Sektörü zan altına bırakan mesnetsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Kaldı ki son zamanlarda özellikle baklava ve tatlı üreticilerinin yapmış olduğu açıklamalarda yapılan zamların sebebini fıstık olarak gösterilmektedir. Halbuki fıstık üretimi son bir yıl içerisinde baktığımızda %100 artış göstermiş. Buna karşılık kullanılmış olan sade yağ fiyatı %350 lira olan yağ bugün 170 liraya çıkmış. %300'ün üzerinde bir artış göstermiş. Un fiyatları torbası 220 liradan 800 liraya çıkmış. Fıstık da dediğim gibi 200 liradan 380 lira 400 lira bandına yükselmiştir. Buradaki demin de söyledim ki dünya genelindeki yaşanan olumsuzluklardan pandemideki olumsuzluklardan, enerji maliyetlerine gelen artışlardan, akaryakıta gelen artışlardan elbette ki bizim çiftçimiz de, üreticimiz de etkilenmiştir. Yani sonuçta bunu da bekleyen çiftçiler var, üretim girdileri yükselmiştir. Burada kimseyi günah keçisi etmenin bir anlamı yoktur. Biz bu konuda özellikle fıstık üreticilerimizin ve fıstıkla iştigal eden üyelerimizin, tüccarlarımızın dan altına bırakılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Öncelikle bu sektörle ilgili kişiler kendi hesaplarını bir daha gözden geçsinler, bir daha kontrol etsinler. Fıstığın üretmiş olduğu tatlılardan, fıstıklı tatlılardan fıstığın ne kadar yansıması olduğunu kendileri daha iyi anlayabilirler. Ve bunu kendilerinden rica ediyoruz. Kamuoyuna fıstıktan gelen zamdan dolayı ne kadar fiyat farkı olduğunu yansıtsınlar, açık ve net olarak konuşsunlar. Kesinlikle dediğim gibi fıstık üreticilerimizi, çiftçimizi, tüccarımızı zan altına bırakmasınlar. Peki başkan, teşekkür ederiz.